Mindfulness'ın birçok farklı tanımı var. Daha önce de sizlerle paylaştığım tanımları var. Anda olmak, anı fark etmek, tüm deneyimleriyle kabul etmek. Klasik mindfulness tanımları. Bunun içinde aslında bir başka tanım daha getiriyor Jon Kabat-Zinn. Size biraz ondan bahsedeceğim. Yaşama uyum sağlamaktır diyor mindfulness. Bir nevi bir enstrümanı akort etmek örneğine benzetiyor. Ve hayatla bağlantı kurmanın bir yoludur diyor. Hayatınıza rönesansı getirmektir. Adeta bir devrimdir. Tabii ki herkesin deneyimi birbirinden farklıdır. Muhakkak farklı olacaktır. Ancak mindfulness ne yapar da bu kadar büyük farklar yaratır? İnsanlar bunu devrim olarak adlandırır diye soruyor olabilirsiniz. Eğer ki hayatınıza henüz mindfulness'ın eli değmediyse. Mindfulness'la yapma modundan, yapma halinden olma haline geçeriz. Yani bir şeyleri zaman içerisinde yapmaya çalışmak, bir efor sarf etmek halinden ziyade daha çok onunla birlikte olma, o deneyimi keşfetme, zamanın içerisinde yer almayı öğreniriz. Dolayısıyla bu da hayatımıza bir dönüşüm katar. MBSR Jon Kabat-Zinn'in geliştirdiği bir program ve 1979 yılında ortaya çıkmış bir program MIT'de. İçinde standartize uygulamalar var. Yapılandırılmış bir program, bilimsel verilere dayalı bir program. Mindfulness'ı birçok yönüyle pratik etmeyi öğreten bir program. Ama mindfulness çok daha eski bir gelenek aslında. Uzun yıllardır Uzak Doğu'da özellikle uygulanan bir bakış açısı ve bir beceri. Anda olma becerisi. O anın içerisinde kalabilme becerisi, kendinizin arkadaşı olmayı, hayata uyum sağlamayı, doğaya uyum sağlamayı öğrenme becerisi. Zor bir deneyim ama özellikle bizler şu dönemde evlerimizdeyken bol bol vaktimiz olabilir ya da hiç düşünmediğinizden daha yoğun da çalışıyor olabilirsiniz ama ihtiyacınız olan belki de mindfulness'la tanışmak olabilir. Sizlere bunu önerebilirim. Nasıl yapabilirsiniz bunu? Birazcık bundan söz edeyim. MBSR yapılandırılmış bir mindfulness programı. Dediğim gibi içerisinde uygulamalar vesaire var. MBSR'a katılmak güvenilir ve yapılandırılmış bir şekilde iyi bir eğitmenle en doğru yoldur aslına bakarsanız. Ama kendi başınıza da mindfulness ile ilgili bir şeyler yapma şansınız elbette ki var. Şu konuşmayı dinliyor olmak bile mindfulness ile tanışmak için bir adım aslında. Gün içerisinde aldığınız nefesi fark etmek ve nefesinize döndüğünüzde bedeninizle zihninizin aynı anda bir olarak şu anda olduğunu farkına varmak iyi bir deneyim. Ve zihniniz geçmişe, geleceğe uçuştuğunda her ne yapıyorsanız onu dikkatle incelemek, nefesinizle birlikte tekrar ona odaklanmak aslında en kestirme yol. Ama bu bahsettiğim kadar kolay bir şey değil. Denediğinizde göreceksiniz. Ve Thich Nhat Hanh şunu söylüyor. Aslında mindful yürümenin bir devrim olduğundan bahsediyor. Ve insanların her adımda huzuru bulabileceklerini mindful bir şekilde adım atarak yepyeni bir deneyime kavuşabileceklerini anlatıyor. Hayatımızın içerisinde binlerce kez adım atmış olabiliriz ama bunu tüm zihnimizle ve tüm bedenimizle farkındalıkla yapmak bize yeni kapılar açıyor aslında. Bunu bir çeşit meditasyona çeviriyor. Bulaşık yıkarken zihniniz geçmişe ya da geleceğe gidebilir. Thich Nhat Hanh şu örneği veriyor örneğin. Bulaşık yıkadığınızda onun arkasından içeceğiniz çayı hayal edersiniz genellikle onu yaparken diyor. Oysa bulaşık yıkamanın da bir güzelliği olabileceğini keşfetmek için o anda orada olmanız gerekir. Ve birine verebileceğiniz en güzel hediye onun için orada olmaktır diyor. Bulaşık yıkarken tüm zihnimizle, farkındalıkla o deneyimin içerisinde olmak aslında o anı deneyimleyebilmenin bir pratiği. Aynı şekilde biriyle sohbet ederken onu tüm kalbinizle ve zihninizle, tüm kulağınızla, duyularınızla dinlemek de böyle. Hayatınızın içine farkındalığı getirmek işte birazcık bu. Bu nedenle bir devrim yaratıyor hayatlarda. Kaçmak yerine yüzleşmek, uyum sağlamak, olma haline geçmek, kabul etmek, bunların hepsi kıymetli deneyimler. İlerideki podcastlerde bunlara daha detaylı değinirim yine. Ancak bugün sizle bunları paylaşmak istedim. Dilerim sizler için de keyif veren
belki birazcık heveslendiren, mindfulness'la tanışmaya teşvik eden bir kayıt olmuştur.